5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 60 2. tema Allah'ın huzurunda olmak namaz ibadeti. Hazreti Peygamber İslam dininin 5 temel esası olduğunu belirtmiştir. Bu esaslar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. İslam'ın 5 şartı da denen bu esaslardan namaz hakkında neler biliyoruz? Namaz İslam'ın 5 şartlarından biridir ve günde 5 vakit Allah'a ibadet etmek için kılınır. Namaz müminlerin Allah olan bağlılıklarını gösterir, düzenli bir ibadet şeklidir. Sayfa 61. Aşağıdaki kavram haritasını uygun ifadeyle tamamlayalım. İslam'ın şartları, kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat ve hac. Allah'ın kesin emri, farz. Sayfa 62. Buradaki kavram haritasına yer alarak namaz ibadetin İslam'daki yerini açıklayalım. Namaz, İslam'ın 5 şartlarından biridir ve farz olan bir ibadettir. Allah'a şükrün ve kulun bir ifadesi olarak günde 5 vakit kılınır. Sayfa 63. Buradaki namaz çeşitleri verilmiştir. Farz olan namazları maviye, vacip olanları sarıya, sünnet olanları kırmızıya boyayalım. Farz olanlar sabah namazı, cuma namazı, ikindi namazı, akşam namazı, öğle namazı ve yatsı namazı. Vacip olanlar yani sarıya boyadıkları kurban bayramı, vitir ve ramazan bayramı. Sünnet olan namazlar, teheccüd namazı, akşam namazının sünneti, yatsı namazının sünneti, öğle namazının sünneti, teravih namazı, ikindi namazının sünneti. Sayfa 64. Allah tarafından kılınması kesin olarak emredilen namazların hangi rengi boyadınız? Mavi. Farz kadar kesin olmakla birlikte kılınması emredilen namazlar sarı. Hazreti Peygamber'in kıldığı ve kılınması tavsiye ettiği namazlar kırmızı. Namaz, İslam'ın 5 şartından biridir ve farz olan bir ibadettir. Müslümanlar için Allah'a ibadet etmenin en önemli yollarından biridir namaz. İnsanın Allah'a yakın olmasını sağlar ve ruhsal dengini kazandırır. Evet, burada arkadaşlar birinci soruyla başlayalım. İslam'ın şartları arasındaki namazın yeri ve önemi hakkında 3 cümlelik bir ifade yazalım. Namazın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Allah'a yaklaşmanın bir yolu olduğunu fark etmemi sağladı. Namaz düzen olarak yapılması gereken bir ibadet olduğu için hayatımıza disiplin ve huzur katıyor. Evet, buradaki birinci sorunun cevabı arkadaşlar yukarıdaki okuduğum ifade. Buradaki de arkadaşlar cevaplayacağımız bir şey olmadığı için yazmadım. Bu etkinlik namaz hakkında neleri fark etmemizi sağladı. Bu etkinlik namazın sadece bir ibadet değil, aynı zamanda Allah'a yakınlaşmanın bir yolu olduğunu fark etmemi sağladı. Namaz düzen olarak yapılması gereken bir ibadet olduğu için hayatımıza disiplin ve huzur katıyor. 2. Namaz panosunda en çok hangi ifadeler dikkatini çekti? Namaz insanın ruhunu arındıran bir ibadettir ifadesi dikkatimi çekti. Çünkü bu cümle namazın manevi boyutunu çok iyi anlatıyor ve ruhsal dinginlik sağladığını vurguluyor. 3. Bu etkinlikten sonra Allah'a olan sevgisinin etkisi konusundaki neler söyleyebiliriz arkadaşlar? Kişinin Allah'a olan sevgisiyle ilgili bir slogan yazalım. Namaz seni Allah'a ulaştırır. Sayfa 65 doğru yanlış. Namaz imanın altı esası arasında yer alır. İmanın değil İslam'ın yanlış. Namaz kılan kişi Allah'a teşekkür etmiş olur. Doğru. Günde 5 vakit namaz kılmak ergenlik çağına gelmiş akıllı her Müslümana farzdır. Doğru. Namazlar farz, vacip ve nafile olmak üzere 3 şekilde sınıflandırılır. Doğru. Teravih vacip namazlardan biridir. Yanlış, vacip değil arkadaşlar, sünnet. Namaz kılmaya niyetlenen bir kimsenin yapması gereken bazı hazırlıklar ve namaz içine uyması gereken bazı kurallar vardır. Burada namaza başlamadan önce yapması gereken hazırlıkla ilgili bir sorumuz var. Namaz kılmaya niyetlenen bir kişi öncelikle abdest almalıdır. Ardından temiz ve uygun bir kıyafet giymeli, kıbleye yönelmeli ve namaz kılmaya niyet etmelidir. Sayfa 70. Abdestin 11 sırasını numaralarla yukarıdaki resimlere bakarak yazalım. 7, 11, 2, 10, 8, 3, 6, 4, 9, 1, 5 ve 12 sıralaması. Abdest almanın kişisel temizlik ve bakımımıza katkıları. Abdest almak vücudun çeşitli bölgelerini düzenli olarak temizlemeyi sağlar. Mikroplardan arınmamıza ve kişisel hijyenimizi korumamıza yardımcı olur. Aynı zamanda ferahlık ve zindelik hissi verir. Ruhsal alınmayı destekler. Değerlendirme, abdest almanın kişisel temizlik ve bakımımıza katkıları hakkında bir slogan yazalım. Abdest al, zinde kal. Daha sonra arkadaşlar burayı kendimize göre
cevaplandıralım. Sayfa 76. Ali iftidah tekbiri ve Kadiye aile, Ayşe setravet istikbali kıble, Fatma iftidah tekbiri, Hasan kıraat, rükû, secde, Mehmet necasetten taharet ve niyet, Zeynep setravet istikbali kıble. Namazın hazırlık ve kılıç şartlarını özetleyelim ve abdest suyu bulamayan bir kimsenin yapması gerekenleri yazalım. Namazın hazırlık şartları arasında hadesten taharet, yani abdest almak, necasetten taharet, elbisenin ve bedenin temiz olması, setravet örtülmek, istikbali kıble, kıbleye yönelmek ve vakit namazının vaktinde kılınması bulunur. Kılınış şartları ise niyet, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde ve kadiye ahiredir. Abdest için su bulamayan bir kimse teyemmüm yapmalıdır. Teyemmüm temiz bir toprak ya da toprak kesici bir madde ile abdest yerine geçer. Sayfa 77. İki rekatlık namazlardan bir tanesini seçelim. Burada sabah namazının sünneti olabilir. Birinci rekat niyet edilir. Eller tekbir ile kaldırılır ve Allahu Ekber denir. Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir kısa süre, bir zammı süre, örneğin bir İhlas suresi okunabilir. Rükûya iyidir. Sübhane Rabbil Azim denir. Secde yapılır. Sübhane Rabbil Azim denir. Ve kalkılır. İkinci rekatta ise Fatiha okunur. Yine kısa bir sure okunur. Rükû, secde yapılır ve oturuşta geçtik. Tahiyyat oturuşunda oturulur ve tahiyyat duası. Evet, tahiyyat oturuşundan sonra arkadaşlar Allahümme salli ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. Değerlendirme, iki rekatlı namazların kılınışla ilgili ortaklık var. Her iki rekatta niyet edilerek başlanır. Her rekatın başında Fatiha suresi okunur. Rükû ve secde yapılır. Her rekatın sonunda selam verilir. Yani iki rekatlık namazın ikinci rekatından bahsediyor arkadaşlar. İki rekatlık namazın kılınışla ilgili farklılıklar. İlk rekatta tahiyyat oturuşu yapılmaz. İkinci rekatta yapılır. İkinci rekatın sonunda selam verilirken birinci rekatın sonunda selam verilmez. İkinci rekatın sonunda tahiyyat duası okunur. Birinci rekatta ise okunmaz. Sayfa 79. Haftada bir kere erkeklerin cemaatle kılması. Haftada bir kere dediği için cuma namazı. Güneş doğmadan önce sabah namazı, Ramazan ayına has olan yatsı namazından sonra kılınan namaz, teravih namazı, yılda iki defa cemaatle kılınan namazlar, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı namazı, yani bayram namazı, her gün kılınan 3 rekatlık vacip namaz, vitir namazı, vefat eden bir Müslümanın defnedilmeden önce kılınan namaz, cenaze namazı. 2. Burada cemaatle kılması zorunlu olanlar cuma namazı, bayram namazı ve cenaze namazı mutlaka cemaatle kılınmalı. Cemaat olmadığında kılınabilecek namazlar sabah namazı, teravih namazı ve vitir namazı. Bu sadece yukarıdaki namazlardan arkadaşlar. Sayfa 80. Cemaatle kılması zorunlu olmayan namazlara günlük hayatımızdaki gözlemlere dayanarak örnek verelim. Örneğin sabah ve vitir namazları genellikle evde veya bireysel olarak kılınan cemaatle kılınması zorunlu olmayan namazlardandır. Bunlar öğle, ikindi, akşam namazları arkadaşlar. Cemaat zorunlu olmayan 5 vakit namazlarımızdır. Kontrol noktası. Buradaki namazın hazırlık aşamasındakilere he, kılınış şartlarına ke yazalım. Setravret hazırlık, niyet hazırlık, iftitah tekbiri, kılınış, rükû, kılınış, hadesten taharet, hazırlık, kadeye aile, kılınış, secde, kılınış, kıyam, kılınış, necasetten taharet, hazırlık, istikbali kıble, hazırlık, vakit, hazırlık, kıraat, kılınış. Doğru yanlış, vefat eden Müslümanlar defnedilmeden önce cenaze namazı kılınır. Doğru, Ramazan bayramı boyunca kılınan bütün namazlara bayram namazı denir. Ramazan bayramındaki tüm namazlar denir. Sadece Ramazan bayramının ilk günü sabah namazdan sonra kılınan namaz bayram namazıdır. Yanlış. 3. Akşam namazının farzı 3 rekattır. Doğru. Adesten taharet abdest alınarak yerine getirilir. Doğru. Gusül suyun bulunmadığı veya kullanılmadığı yerde topraklanan abdesttir. Topraklanan abdest gusül değil, teyemmümdür. 81. Cuma namazının cemaatle kılması şarttır. Doğru. Sabah namazının farzı 4 rekattır. Yanlış. 2 rekattır. İftitah tekbiri namaza başlarken elleri kulak hizasına kaldırıp Allah-u Ekber demektir. Doğru. Elleri ve kolları dirseklere beraber yıkamak abdestin farzlarındandır. Doğru. Vitir namazı cemaatle kılması gereken farz bir namazdır. Farz değil arkadaşlar. Vacip bir namazdır. Yanlış. Namazın kazandırdıkları. Namaz sayesinde kendini yaratan Yüce Allah'a şükreder.
Burada namaz insana neler kazandırır diye sormuş arkadaşlar kısaca. Namaz insana sabrı ve disiplin olmayı öğretir. Kalbine huzur verir ve ruhsal dinginliği sağlar. Ayrıca insanı kötülüklerden uzaklaştırarak daha ahlaklı bir yaşam sürmeye teşvik eder. Sayfa 83. Namaz kılan bir insanın diğer insanlara karşı davranışları sizce nasıl olmalıdır? Namaz kılan bir insan sabırlı, hoşgörülü ve adil olmalıdır. Örneğin bir tartışma esnasında öfkesini yiyip düşmek yerine sakin kalıp karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmalıdır. 2. Namaz kılan bir insanın diğer canlılara karşı davranışları sizce nasıl olmalıdır? Namaz kılan bir insan tüm canlılara karşı merhametli ve saygılı olmalıdır. Örneğin hayvanlara zarar vermemeli, onlara da Allah'ın birer emanet olarak yaklaşmalıdır. 3. Namaz kılan bir insan kendisini sizce nasıl hisseder? Namaz kılan bir insan Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek huzurlu ve güvenli hisseder. 4. Sizce namaz kılmak insanın gününü planlamasına nasıl etkiler? Namaz kılmak, düzenli vakitlerde ibadet etmeye gerektiğinden insanı, zamanını daha iyi planlamayı teşvik eder. Örneğin işleri namaz vakitlerini göre ayarlayarak daha düzenli bir hayat yaşar. 5. Namaz kılan insanlardan oluşan bir topluluğun özellikleri nasıl olmalıdır? Namaz kılan insanlardan oluşan bir topluluk, birlik ve beraberlik içinde birbirine saygılı ve yardımsever olmalıdır. Topluluk üyeleri arasında hoşgörülü ve kardeşlik duygusu güçlü olmalıdır. Evet, şiirimize geçelim. Kalbe huzur verir, ruha sükunet, namazda erişir en derin ibadet. Gönüller temizlenir, dertler silinir, kulluğun en güzel sureti belirir. Her secde kul olmanın, her secde rükû bir teslimiyet, Rabbine kul olmanın en saf niyeti. Rabbin aranda yükselir sevgi, kalbin huzur bulur, dünya sevinçli. Namazla aydınlanır insanın yolu, karanlıkları deler ilahi bir huzur. Günahlardan arınır, ruhu yıkanır, namazda bulur insan özünü tekrar. İkinci son bu şiirini yazdık. Değerlendirme bölümü arkadaşlar. Burada herkes kendisine göre evet, kısmen hayır şeklinde değerlendirme yapabilir. Kontrol noktası. Namazın bireysel faydaları insana huzur ve iç dinginlik sağlar. Sabırlı ve disiplin olmayı öğretir. Kötü alışkanlıklardan ve davranışlardan uzak tutar. Namazın toplumsal faydaları insanlar arasında yardımlaşma ve hoşgörüyü sağlar. Adalet ve ahlaklı bir toplum oluşmasını sağlar. Sayfa 85. Tayyat duası hakkında neler biliyoruz? Tayyat duası namazın son oturuşunda okunan önemli bir duadır. Bu dua Allah'a selam, saygı ve övgüyle başlar. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirir. Duanın sonunda İslam'ın temel esaslarından biri olan kelime-i şehadet getirilir ve Allah'tan yardım ve affedilme istenir. Tayyat duası namazın manevi boyutunu güçlendiren bir bölümdür. Sayfa 86. Tayyat duasının anlamı Allah'a selam ve övgüler ile başlayıp Peygamberimize rahmet ve selam getirerek kelime-i şehadet ile sonlanır. Bu dua Allah'a kulluk ve bağlılığın ifadesidir. 2. Bu duanın Müslümanın hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili düşüncelerimiz. Tayyat duası namazın önemli bir parçası olup Müslümanın Allah'a olan teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder. Hayatın her anında Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlatır ve kişiyi iyi bir kul olmaya teşvik eder. 3. Tayyat duasının sizin için ne anlamı ifade ettiğini yazalım. Tayyat duası Allah'a olan şükranımı, Peygamberimiz olan sevgimi ve İslam'a olan bağlılığımı dile getirdiğim bir duadır. Tayyat duasından ne anlıyorsunuz? Tayyat duası Allah'ın yüceliğini, Peygamberin üstünlüğünü ve Müslümanlar için birliğin önemini vurguluyor. Kontrol noktası ise tayyat duası içinde yer alan bölümleri işaretleyelim. Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Selam bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Ey Peygamber, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Evet, sayfa 88. Bu bilgi görseline göre aşağıdaki ifadeden hangilerine ulaşabiliriz? Namazın farzları iki başlık altında ele alınır. Namazın kılınış şartlarının tamamını yerine getirilmelidir. Kılınacak namazın vakti girmiş olmalıdır. Namaz kılınan yerin ve kılan kişinin kıyafeti temiz olması gerekir. Namazda Kur'an okumak farzdır. Namazda ayakta durmak kıyam kavramıyla ifade edilir. Namazın sonunda tayyat duası okuyacak kadar oturmak farzdır. Namazın hazırlık ve kılınış şartlarını eksiksiz yerine getirmeliyiz. Sayfa 89. Namazla temizlik arasındaki ilişkiyi sormuş. Namazla temizlik arasındaki ilişki İslam'da hem fiziksel hem de ruhsal temizliğin önemli olmasıyla bağlantılıdır. Namazdan önce abdest almak bedensel temizliği sağlar ve kişinin namaz için hazır olmasına yardımcı olur. Ben bölümünde burada bana çeşitli ifadeler vermiş.
Namazın farzlarıyla ilgili olan ifadeler A, B, C, E, H ve İ. Farz namazları hangileri? Cuma namazı, ikindi namazı ve buradaki yatsı namazı. Nafile namazlar C ve F. Namaz isimleri hangileridir? C, D, F, G, yumuşak G ve I. Namazın hazırlık şartları Ç ve İ. Namazın kılınış şartları A, B, E ve H. Sayfa 90 buradaki metne başlık bulalım. Namazın önemi olabilir. Namazın bir müminin hayatındaki yeri ne olmalıdır? Namaz bir müminin hayatında günlük ibadetlerin merkezi olmalıdır. Mümin namaz kılarak Allah'a yakınlaşır, manevi huzur bulur ve hayatını düzene sokar. Namazın faydalarını sormuş. Namaz hem fiziksel hem de manevi arınmayı sağlar. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırır. Hayatına disiplin ve düzen getirir. Cemaatle kılındığında ise sosyal kaynaşmayı artırır. Birlik ve beraberliği güçlendirir. Ayrıca Allah'a olan bağlılığın ve şükrün bir ifadesidir. Sayfa 91. Buna göre aşağıdaki namazların hangisinin hükmü diğerlerinden farklıdır? Namaz ibadeti farz, vacip ve nafile olmasına 3 gruba ayrılır. Bakalım ikindi namazı farz, sabah namazı farz, yatsı namazı farz, terapi namazı sünnet. Bu parçada namazın farzlarının hangileri doğrudan değinilmemiştir. Ahmet arkadaşlarla buluşup parkta oynamak için evden çıktığında öğlen ezanı okunmaya başladı. Önce namazı kılıp sonra parka gitsem daha güzel olur diye içinden geçiriyordu ki parkta buluşacağı arkadaşların şadırvana doğru yürüdüğünü fark etti. Hemen onlara yetişti ve birlikte abdestini alarak camiye girdi. Evet burada ilk ne var? Abdest var. Niyet edip imamın arkasına tekbir getirerek ellerini bağladılar. Evet tekbir var. Dördüncü rekatın sonunda oturdular. İmamla birlikte sağ ve sol omuzlara doğru selam vererek namazı tamamladılar. İki rekatlık son sünneti kıldıktan sonra hep beraber parkın yolunu tuttular. Evet abdest almak kadesten taharet, tekbir getirmek iftitah tekbiri, sonunda oturmak kadeye ayrı. Burada direkt secde verilmemiş. Evet namazın içinde secde yapılıyor ama doğrudan verilmemiş. 14. Numaralı ifadenin hangileri namazın bireysel faydalı ilgilidir? Allah'ı hatırlatır. Evet bireyseldir. Doğru. Bir numara olmadı. Ve yattık. Allah'a şükretmenin bir yoludur. İki de olacak arkadaşlar. Evet var. Toplumsal bütünleşmeye evet toplumsal dediği için arkadaşlar bireysel değildir. C şıkkında attık. Allah'a karşı kulluk görevidir. 4 numarada olacak. A'da gitti. Maddi ve manevi kirlerden andır olacak. Cami cemaatin yardımlaşma cemaat dediği için arkadaşlar toplumsaldır. Cevabımız D şıkkı. 15. Namaz ibadetiyle ilgili hangisi söylenemez? Namazın farz olması için 20 yaşında olmak gerekir. 20 yaşındayız arkadaşlar. Blue çağına ermesi gerekiyor. Bunun da sabit bir yaşı yoktur. Cevabımız A şıkkı yanlış. 16. Anlamı verilen bu dua ile ilgili hangisi söylenemez? Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerinde olsun. Evet burada tahiyyat duası var. Hazreti Peygamber bu duayı namazlarda okumuştur. Doğru. Namazların başında tekbirden hemen sonra okunur. Tekbirden hemen sonra değil. Yanlış. İçinde kelime-i şehadet yer alır. Doğru. Bu duanın adı tahiyyat duasıdır. Doğru. Yanlış olan B şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.